karşılaşıyorsunuz. Yani gittiğiniz noktada çok şaşırtıcı manzaralarla karşı geldiğimizde buraya gerçekten meditasyon. Az önce Elevit köyündeydik. Tek dağdan geliyor sizin. Of, buz gibi su. Çinçiva köyüne geldik. Namı diğer Şen Yuva. Burada daha önceden bir dizi çekilmişti. Tam adını hatırlamıyorum şu an ama. O dizinin platosu aslında bu köyü tekrardan canlandıran şey oldu. Hemen yanında bir şöyle göstereceğim bir meşhur bir herkesin uğradığı bir kafe var. Çinçiva kafesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Buraya gelip yemek yiyeceğiz. Daha önceden de yedik. Gayet güzeldi. Gezimizin devamını getireceğiz. Bugünkü rotamız Çatköy üzerinden Elevit, Palavit, Trovit ve Ambrekit yaylalarını ziyaret etmek olacak. Çatköy'ünden geçtik. Çatköy'ünden geçer geçmez yol üzerinde inanılmaz manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Yani Kokut, Ayder vesaire bu standart yerlerden çıkıp bir nebze daha olsun böyle daha az uğrak yerleri tercih ettiğiniz noktada çok şaşırtıcı manzaralarla karşılaşacaksınızdır. Yani şu an yol kenarında çektik mesela. Şöyle bir manzara bizi karşıladı. Doğası inanılmaz farklı. Yani tam karşıma bakıyorum. Sisler içerisinde bir orman var. Mutlaka vaktinizi ayırıp buraya gelip buranın deneyimini yaşamanızı öneriyorum size. Konuşmak çok fazla istemiyorum bu videolarda. Sadece çekmek istiyoruz bazı şeyleri. Çünkü konuşularak ifade edilebilecek yerler olduğunu düşünmüyorum. Büyüleniyoruz biz her sene geldiğimizde buraya. Gerçekten meditasyon mu? Alın size meditasyon.
Elevit köyündeydik. Şimdi bir sonraki durak Trovit köyü. Yolu kolay değil. Her araçla gelebilir misiniz emin değilim. Yolda bayağı kayalar var, engebeli. Ama bakalım yol ilerleyen zamanda nasıl devam edecek. Bir sonraki durak Trovit. Şey çok ilginç ama Elevit'te tırmandık. Trovit için en tepeye çıkıp oradan tekrardan dağdan aşağıya iniyoruz. Ve çıktığımız yerlerde artık bitki örtüsünde dayalı sadece yerlerde ot. Onun dışında kaya var. Acayip bir sis var. Sisten dolayı da hani sadece yol gözüküyor. Yolun aşağısında herhangi bir yer gözükmüyor. O da birazcık böyle uçurum etkisi yarattığından dolayı gözüküyor. Annem mesela çok korktu. Herkes gelemeyebilir diyebilirim. Şey yolun kötülüğünden dolayı değil ama görsel olarak ürkütücü olmasından kaynaklı. Yolumuzda su çıktı. Şimdi şişelerimizi doldurmaya indik aşağıya. Aykut suyunu döküyor ve yeni su dolduracağız. Çok soğuk değil mi? Direkt dağdan geliyor su zaten. Dondum. Afiyet olsun. Sağ ol. Üşüyordum ha. Of, buz gibi su. Harika. Şimdi nereye
geldik peki? Amlakit'e mi? Amlakit'e mi geldik? Bilmiyoruz. Şimdi biz Elevit'ten yukarı çıktık. Sonra böyle sislerin içerisinde bir köy gördük. Dağın tepesinde. Herhalde orası Trovit'ti. Sonra uzay üstü gibi gerçekten böyle sadece taşların olduğu bir yerden tepeye çıkıp indik. Şimdi de bakın köyü göstereceğim. Amlakit. Biz Palovit'e doğru gidiyoruz şimdi. Oradan? Oradan şelale, oradan da Zilkale'nin oraya ineceğiz. Ha, inebiliyoruz burada. Evet. Dönmeseydim bu sola, sağa gitseydim evet. Samistal'e doğru gidiyormuş. Ama Samistal, o. Kavrun, Ayder. Hocam Samistal'e gitmeyecek miyiz? Yok hadi yürü, Samistal'e gitmiyoruz. Onu şey, aranızda istişare yapın. Yok yok Aykut'cum, gelin. Şelale varsa oraya gidelim. Palovit'e gidelim. Devam edeceğiz. Artıklar yola bakıyorlardı. Ben de inip çekmek istedim buraları. Şöyle tahta bir köprümüz var. Bu köprünün üzerinden geçecekler. Yeşili kan mi yani mahtimen de mi yani mahtimen de mi yani yeşili kan mi yani mahtimen de mi yani mahtimen de mi yani madalya var mı hemen hanımı komi Madurya var ma genen hanomi gomi yoni hanomi gomi yoni Baharda filiz lenur şeylerun yaprakları Anzerbalina Benzer yarumun dudakları sevdamun dudakları Avlaskani cuneli ceprime gibi nare Avlaskani cuneli ceprime gibi nare Sigor vali uyohi ma çeke gibi nare Sigor vali uyohi ma çeke gibi nare Hemşin yaylalarına Hemşin yaylalarına Yattım uyu yemedim o yattım uyu yemedim Yattım uyu yemedim o yattım uyu yemedim Aradım sevdumi Aradım sevdumi Daha dayanemedim oy daha dayanemedim Daha dayanemedim oy daha dayanemedim biz şu anda nihayet aşağıya indik. Palova şelalesinin ya yani tam inmedik ama evet. Yani daha böyle aslında. Herkesin standart gidebildiği yerlere kadar evet, gelebildik evet. En azından. Bundan sonrası bisikletle gidersin. Aynen. Palovit şelalesinin önündeyiz. Bir size uzaktan da olsa bir çekimini yaparız birazdan Palovit şelalesinin. Tam bu nokta da bayağı şu anda heyelan riski altında olan bir noktaymış. Orayı artık turistik bölge olduğundan kaynaklı herhalde örgülerle şey yapmışlar, dağı çerçevelemişler. Aşağıya herhangi bir parça düşmesin diye. Korktun mu? Ben bayağı çekindim. Ben bayağı çekindim ya. Çok korktum. Ya ben sadece bütün bacaklarım boşaldı yani. Yolun tam ortasında bir kaya varsa ve geçecek bir yer yoksa. Ya ben heyelan bir sene önce olduysa, yol kapandıysa ben o yolu gerisin geri nasıl arabayı döndürüp gideceğiz onu düşünerekten. Aynı şey ya. Arabayı döndürmek değil de o yolu bir daha tekrar boşu boşuna. Gerçekten kalbim güm güm ediyor böyle var ya, o kadar korktum ki sana anlatamam ya. Şu an bütün bacaklarım ki ben normalde korkmam. Annemin de gazına gelmiyorum bu arada. Ama gerçekten zor yollardan geçti. Kabul et. Zordu zor, yani. Zor. Ben arabaya güvendiğim için, herhangi bir problem yaşamayacağımızı bildiğim için korkmadım. Yani yolda kalmayız. Benzinimiz full. Yani daha ne olabilir ki? Evet. Yani şey olabilir işte. Yola bir şey düşmüş kocaman. Yolu kapatmış. Yolu kapatmış olabilir. Gerisin geri git. Şimdi. Servis dışı olduğu için bir şeye ihtiyacımız olduğunda hani anında telefonla ulaşılabilir olmayacak. Benzinim var, şeyim var, her şeyim var yani. Geri gidersin bilmiyorum. Bir şekilde ne bileyim durursun, yürürsün. Yani ben şu anda sana bir sürü felaket sanayisi burada yazabilirim ama de. Gerek yok şu anda. Evet. Şuraya da ağaç düşmüş galiba. Evet. Ufak dal parçası düşmüş.
Hadi biraz oraya doğru yürüyelim. Görüşürüz. Şelale nasıl bakıyor ama? Muhteşem.